Galatasaray'dan NDD bombası. Orta sahaya takviye için yoğun temaslara devam eden Galatasaray'ın Leicester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Nijeryalı yıldız NDD ile bir görüşme yaptığı iddia edildi. 27 yaşındaki yıldız oyuncunun maliyeti nedeniyle transferini sezon sonuna bırakarak bonservis bedeli ödememeyi planlayan sarı kırmızılılar NDD ile de Ocak ayından itibaren pazarlıkları başlatacak. Galatasaray yönetiminin Nijeryalı orta sahanın transferi yeşil ışık yakması durumunda kesinliğini ağzını açmaya hazırlandığı da gelen bilgiler arasında. İngiliz basınında çıkan haberlere göre Galatasaray'ın radarına giren Wilfried NDD ile İngiltere Premier Lig'den 3 takımın yanı sıra Barcelona'da ilgileniyor. Sport'un haberine göre maddi sıkıntılar çeken Barcelona, Leicester City forması giyen 26 yaşındaki NDD'yi bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmak istiyor. Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olan NDD'nin bonservis değerlemesi 2021 yılında 60 milyon euroları bulmuştu. Galatasaray'da hedef yeniden Tielemans. Sezon başında Galatasaray taraftarlarının Kantu Galatasaray yorumlarıyla şaşkına dönse de daha önce anlaştığı Aston Villa'ya imza atan Belçikalı orta saha Tielemans'ın menajeri Galatasaray'a haber gönderdi ve devre arası görüşebiliriz dedi. Aslan devre arası transfer döneminde yıldız orta saha için harekete geçecek. İngiliz ekibinde mutsuz olan Tielemans Ocak ayında ayrılmak istiyor. Galatasaray yaz transfer sezonunda da görüştüğü Youri Tielemans'ı kadrosuna katmak için yoğun mesai harcamış ancak 26 yaşındaki futbolcu İngiltere'de kalmayı tercih etmişti. Tecrübeli futbolcunun menajerinin Galatasaray'a geri dönüş yaptığı ve Tielemans için isterseniz yeniden görüşebiliriz dediği öğrenildi. Tielemans'ın Aston Villa'da mutsuz olduğu ve takımdan ayrılmak istediği belirtildi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un bu transferi çok istediği ve transfer için yönetimle sürekli görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Belçikalı orta saha oyuncusu daha çok süre alabileceği bir takıma transfer olmak istiyor. Peki siz Tielemans'ın Galatasaray'a gelmesini istiyor musunuz? Tielemans Galatasaray'a gelsin diyenler videoyu beğensin. Victor Nelson'a İngiliz kancası. Takıma kattığı oyuncularla Avrupa ve Türkiye'de büyük sükse yapan Galatasaray'a Victor Nelson için adadan talip var. Her ne kadar teknik ekip Erden Timur, Victor Nelson'un bu sezon Galatasaray'da kalacağını açıklasa da Danimarkalı futbolcu konusunda transfer ısrarları sürüyor. İngiliz temsilcisi Nottingham Forest, 25 yaşındaki savunmacının bonservisini almak üzere devreye girdi. Nottingham'ın Nelson'un menajeriyle görüştüğü ve 25 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduğu bildirildi. Galatasaray Nelson'u 2021 yılında Kopenhag'dan 7 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna katmıştı. Galatasaray'dan Leonardo bombası. Mauro Icardi'nin yanına etkili bir forvet arayışını sürdüren Galatasaray, Brezilya ekibi Santos'un 20 yaşındaki golcüsü Marcos Leonardo'yu gözüne kestirdi. Yönetim oyuncunun menajeriyle görüşmek için randevu talebinde bulundu ve kısa bir toplantı gerçekleştirildi. Leonardo için bilgi alan sarı kırmızılılar ara transfer döneminde Samba'cı için resmi teklifini yapacak. Geçtiğimiz sezonu 45 maçta 21 golle tamamlayan yetenekli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 17 milyon euro. Sarı kırmızılıların listesinde yer alan Leonardo için birçok Avrupa devi de temaslarda bulunuyor. Bayern Münih, Real Madrid, Roma ve Newcastle United, Brezilyalı forvet için Ocak ayında resmi tekliflerini yapacaklar. Brezilya basınından Bolivip'in haberine göre Bayern Münih oyuncuyu uzun zaman önce takibi aldı. Sambacı için birçok kez scout ekiplerini Brezilya'ya yollayarak veriler topladı. Fakat Real Madrid de bu transfer için iddialı. İtalyan basını ise oyuncunun Roma ve Newcastle United'ın da radarında olduğunu bildirdi. Galatasaray ise Avrupa devleri arasında fırsat kollayacak. Marcus ve menajeriyle temaslarını sürdürmesi beklenen sarı kırmızılılar uygun şartların oluşması halinde transfer için gaza basacak. Galatasaray'dan Florentino Luis hamlesi.
Galatasaray, Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica'da oynayan Florentino Luiz'i gündemine aldı. Kış transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına Tivoli ile devam eden Sarı Kırmızılıların Florentino Luiz için ilk hamleyi yaptığı öğrenildi. Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, Portekiz'e giderek Luiz'i tribünden takip etti. 2019 yılından bu yana Benfica'da forma giyen genç yıldızın sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. 6 numara pozisyonunda oynayan ve adı daha önce Fenerbahçe ile de anılan yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 20 milyon euro. Galatasaray Benfica'yı 10 milyon euroluk bedele ikna etmeyi başarırsa Sarı Kırmızılılar tarafından tam not alan yetenekli orta sahayla 5,5 yıllık sözleşme imzalanacak. Peki siz Torreira'nın yanına Florentino Luiz'in alınmasını ister misiniz? Florentino Galatasaray'a gelsin diyenler videoyu beğensin. Galatasaray'a bir çilek transferi daha. Oyun planında genellikle Lucas Torreira'yı ön alan baskısına gönderen ve arkasındaki boşluğu Kaan Ayhan'la dolduran Galatasaray'da. Teknik direktör Okan Buruk buraya yapılacak iyi bir transferin takıma seviye atlatacağını düşünüyor. Her ne kadar klasik bir 8 numara için arayışlar sürse de Arsenal'le yollarını ayırmaya hazırlanan ve Fenerbahçe'nin listesinde olan Thomas Partey'in bir fırsat transferi olarak ortaya çıkması, rotanın İngiltere'ye çevrilmesini sağladı. İngiliz Ligi'nin 2020 yazında Atletico Madrid'den 50 milyon euroya transfer ettiği Partey, bu sezon forma bulmakta zorlanıyor ve tarafların yolları ayırması gündemde. 30 yaşında 1.85 boyundaki defansif orta sahanın Galatasaray'a gelmesi durumunda Torreira'nın ön alan baskısında daha da etkili olacağı düşüncesi hakim. Bunun da ileri uçtaki hücumcuları rahatlatacağı ve atak devamlılığının sağlanacağı öngörülüyor. Galatasaray'dan Emil Breivik hamlesi. Sarı Kırmızılılar Molde'nin 23 yaşındaki orta sahası Emil Breivik'in peşinde. Galatasaray yaz döneminde 23 yaşındaki futbolcu için girişimlerde bulunmuş ancak bir sonuç alınamamıştı. Geçtiğimiz günlerde tekrar temas kurulan Norveçli futbolcu Cimbom'a yeşil ışık yakınca transfer gündemi yeniden hareketlendi. 6, 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabilen ve her iki ayağını da etkili kullanabilen Breivik için kısa süre içinde pazarlık süreci başlatılacak. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olan Breivik oyun stiliyle Real Madrid'in ünlü orta sahası Luka Modric'e benzetiliyor. Molde ile Aralık 2025'e kadar kontratı bulunan genç yetenekli anlaşma sağlayan Sarı Kırmızılılar, Norveç ekibini de ikna ederek Breivik'le 5,5 yıllık sözleşme imzalamak istiyor.